أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum. Allah en hayırlı koruyucudur. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında sermayelerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu seferki aldığımız az bir miktardır. Yakup dedi ki, kuşatılmanız ve çaresiz kalma durumunuz hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona istediği şekilde teminatlarını verdiklerinde dedi ki, söylediklerimize Allah şahittir. Sonra şöyle dedi, oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Onun için ben yalnız ona dayandım. Tevekkül edenler yalnız ona dayansınlar. Babalarının kendilerine emrettiği yerden, çeşitli kapılardan girdiklerinde onun emrini yerine getirdiler. Fakat bu tedbir Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup içindeki bir dileği açığa vurmuş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi, çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un yanına girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve bilesin ki ben senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu. Kafile hareket ettikten sonra bir tellal, ey kafile, siz hırsızsınız diye seslendi. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek, ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var dediler. İçlerinden biri, ben buna kefilim dedi. Allah'a andolsun ki bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz dediler. Yusuf'un adamları dedi ki, peki siz yalancıysanız bunun cezası nedir? Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa işte o şahsa el koymak onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşlerinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da onu kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik. Yoksa kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi hariç. Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Kardeşler dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı, onlara açmadı. Kendi kendine dedi ki, siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilir. Dediler ki, ey aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy. Zira biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Dedi ki, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan Allah'a sığınırız. O takdirde biz gerçekten zalimler oluruz. Onlar ümitlerini kesince meseleyi gizli görüşmek üzere ayrılıp bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik.
Biz gaybın bekçileri değiliz. İstersen içinde bulunduğumuz şehre, yani Mısır halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi böyle bir işe sürükledi. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi. Oğulları Allah'a hamdolsun ki sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından yani vahiy ile biliyorum dedi. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un yanına girdiklerine dediler ki, ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Hakkımızı tam ölçerek ver. Ayrıca bize bağışta bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf dedi ki, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Yoksa sen gerçekten Yusuf musun? Dediler. O da, evet ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Birbirimize kavuşmayı Allah bize lütfetti. Çünkü kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez dedi. Kardeşe dediler ki, Allah'a hamdolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış, gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf dedi ki, bugün size kınamak yok, Allah sizi affetsin, o merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun, gözleri görecek duruma gelir ve bütün ailenizi bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları yanındakilere, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelince, gömleği onun yüzüne koyar koymaz Yakup görür oldu. Ben size, Allah tarafından vahiy ile sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Oğulları dediler ki, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkarlar idik. Yakup, sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman ana babasını kucakladı. Güven içinde Allah'ın iradesiyle Mısır'a girin dedi. Ana ve babasını tahtının üzerine çıkartıp oturttu. Ve hepsi onun için, ona kavuştukları için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. İşte bu, yani Yusuf kıssası gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin ki bunları bilesin. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen bunun için yani peygamberlik görevini ifa için onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. Allah tarafından kuşatıcı bir felaket gelmesi
Veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini emin mi gördüler? Resulüm de ki, işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. Kafirler yeryüzünde hiç gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerinin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez. Andolsun onların yani geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.